Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. 2023'ün Ağustos'unda boğa burçlarını neler bekliyor? Şimdi önemli bir ay sevgili boğalar için Buram. Şimdi neden önemli bir ay? Yönetici gezegenleri Venüs Retro'da. Şimdi yönetici gezegen Venüs Retro'da olduğu zaman bu önemli. Bazen istedikleri kavramların sonuçlarını hemen alamıyorlar. Maddi anlamda, manevi anlamda, duygusal hayatta bazı karışıklıklar yaşıyorlar. Neyse ki şimdi bu Venüs'ün değişik bir durumu var. Yani Venüs'e baktığımızda Venüs aslında 18-19 Eylül'e kadar bu retroyu gösterse de 9 Ekim'e kadar ghost dediğimiz yani gölgeleriyle beraber bu ayı etkileyecek. Şimdi bu dönemde bir de hani araya burada gireceğim. Bunu şeyde söyleyelim, özellikle boğa burçları için daha önemli. Venüs retrosu başladığı zaman benim danışanlarım ya da izleyen tabii arkadaşlar başladığı tarihten itibaren etkisini alıyormuş gibi düşünüyor. Aa, bugün başlamadı mı diye. Oysa ki hayır, onun gölge etkisi var. Ne olur onun aslana öncesinden. Aslana girdiği anda başlıyor. Yani oradan anlatırsak çok daha tabii, şey çok daha bilgi verelim. Şimdi bunu şöyle bakmışlar. Aslında bunu ben uzun videoda da söyleyeceğim. Şimdi klasik ve batı astrolojisinde her zaman retroya bakıyor. Ama karma astrolojisi tabii ki retro gezegenle uğraştığı için şimdi bu retro öncesine gölge, retro sonrasına gölge, shadow diyoruz. Ama bu shadow'un öncesinde de buna zamanda Martin Schumann bazı kitaplarında ghost, hayalet etkisi demiş. Martin Schumann da bilirsin yani karma astrolojisiyle ilgili çok eski iyi ve çok değerli bir astrolog. Ama tabii ki 3-4 kitabı haricinde aslında Martin Schumann'ın kim olduğu da tam belli değil. Bazı mektuplarında ben bazı yazılarında bu ghost etkisine kendisini söylediğini görünce ben de öğrencilerime bunu ghost olarak anlatmaya, hayalet Venüs deniyor. Ondan dolayı yani Venüs'ün o aslan burcundaki o retro hareketi sevgili boğa 10 Ekim'e kadar seni etkiliyor. Evet 23 Eylül'e kadar diyoruz ileri harekete sonra değil. 10 Ekim'e kadar etkiliyor. Sonra da 14 Ekim'de biliyorsun Arcturus Spica hattı üzerinde güneş tutulması var. Demek ki aslında bu iş bir Venüs retrosu değil bu anda. Yani bu bayağı önemli bir süreç. Mesela orada 28 Ekim'de boğanın tam karşısında yani önemli bir ay tutulması oluyor. Aslında kadın erkek ilişkilerini işaret ediyor. Boğa da diyor ki şu an var olan bir kadın erkek ilişkinle ilgili sürpriz bazı gelişmelere hazır ol diyor. Bazen o ilişkin istediğin gibi gitmiyor olabilir diyor. Sen yanlış tanımlamış olabilirsin. Karşındaki insan seni yanlış tanımlamış olabilir. Ama hayatında önemli ve radikal değişimler olacak diyor. Ve buna Ağustos ayındaki retro Venüs'le ayın işte ikisindeki dolunayla, ayın 31'indeki dolunayla, ayın 13'ündeki yeni ayla bazı belirteçler veriyor. Şimdi burada haritaya bakmak önemli. Tabii. Biz şimdi burada burç yorumu yapsak da biliyorsun yani bir yere kadar yani tabii, bir yerden sonra tırıvırı burç yorumu, bir yerden sonra harita önemli. Tabii. Şimdi biz burada insanlar istiyor diye yapıyoruz ama ben birisinin haritacıyım. Şimdi tabii, o zaman ne oluyor orada? Oradaki döngü bunun mali olarak da zorluyor. Bazıları işte bu ay ev satacak. Bak bazıları aileyle ilgili bir sonlanma yaşayacak. Ağustos ayında aile büyüklerinden bazılarında sağlık sorunları olabilir. Ama bunları geçiştirebilir, mücadele edebilir. Ama bunun yanında işte bir mülk almak, bir mülk satmak, bunun yanında ay sonundan itibaren bir seyahate çıkmak, yolculuğa çıkmak. Bazıları da yabancı bir ülkede şey arayacak, anlıyor musun? Ev arayacak veya da bekledikleri paralar gelir. Beklediği paralar gelir. Ama bazılarında da şöyle bir karışıklık var. Mesela çocuğunu atıyorum Isparta'da üniversiteye gönderecek. Orada çocuğu için ev kira arayacak. Anlıyor musun? Masraf çok. Harcama çok. Gelecek paralar da var tabii ki. Yani Mars'ın orada Jüpiter'le destekleri var. Şimdi boğadaki Jüpiter'e Mars destek atınca ayın 13'ünde, 17'sinde, 21'inde bazıları para da gelecek. Bazı döngüler de olacak ama ev, aile ve kariyer hayatı ile ilgili çok önemli bir süreç. Ayın 13'ünde çok önemli bir yeni ay var. Çok güçlü, neredeyse Dupe'ye yakın. Dupe dediğimiz 6 Şubat, zaten o depremin olduğu dönem. Şimdi buraya yakın, Uranüs buna kare yapmış gelirlerle ilgili. İş ve kariyer hayatından beklenmedik büyük bir harcama. Büyük bir masraf çıkacak anlamına geliyor. Ama öbür taraftan ayın 17'si, 21'i, 26'sı Jüpiter ile Mars'ın 120'liği var.
O da diyor ki bir taraftan harcama var. Bazıları mesela bunu şöyle görüyorum. Bazen ben bunu satranç gibi düşünürüm. Bazıları işinden ayrılmak zorunda kalacak. Bazıları işinden atılacak. Tazminat arayacak işte orada. Jüpiter, Mars orada tazminatı temsil ediyor. Oradan bir kısmı yeni işe geçecek. Bazıları almak istedikleri parayı alacak ama gene de oradaki Uranüs yüzünden şey yetmeyecek. Ne diyebilirim ben sana? Kazançları yetmeyecek anlamına geliyor. Yani böyle bir görüntü var. Retro Venüs aslan olduğu zaman da aileyle ilgili sorunları ortaya çıkartıyor. Anne baba bazen aile işleri bazen geliyor. Mars abi diyor ki evden çık. Bu kira az geliyor. Zaten millet kafayı yemiş durumda. Orada o Venüs de bir de ağır bir retro bu. Yani öyle hafif bir retro değil. Yani sevgili bağ yönetici gezegenin çok ciddi bir pozisyonda. Ama bak bunun etki aranı da şöyle. Eğer Venüs'ü retroysa ve bu Venüs retro boğadır ama koçtadır mesela. Biliyorsun ya aralarında bunlar en fazla 45 derece açılırlar. Böyle bir pozisyondadır. İşte boğadır. Venüs ikizlerde retrodur. Şimdi Venüs o zaman bunlara olumlu açı yapıyor. O zaman da ne oluyor? Bu yuva kuruyor. Aile kuruyor. Yani hayatında şu anda evleniyor. Yuva kuracak. İşte kız çocuğu olacak. Ve hamile kalamıyor. Çocuk sahibi olacak. Yani ondan dolayı harita çok önemli. Sevgiler.